Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen hemen yarıladığımız Ramazan-ı Şerif bakiyesiyle birlikte size, ev halkınıza, Sümbül Efendi Hazretlerimizin konu komşusuna, İstanbul, Türkiye, alem İslam'a çok bereket olsun, çok. Son derece feyizli olsun. 11 ayı sultanlaştıran Kur'an-ı Azimüşşan'ın tarifesine uygun iyi Müslüman yapsın bizi inşallah. Hele de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefli dudağıyla alnımızdan öptüğü, biricik ümmetim diye sarıldığı, böyle tatlı tatlı kokladığı, onun gözünü gönlünü dolduran başarılı ümmet eylesin bizi inşallah. Cümle Müslüman kardeşlerimize, ümmet ayındayız. Allah ümmeti Muhammed'e en zor şartta olanlara öncelikli olmak üzere hepsicine olağanüstü yardım etsin, kurban oldum Allah'ım. Şu yapacağımız yarım saatlik sohbeti, muhabbeti de şahsıma size, taşıyacağınız kişilere faydalı kılsın inşallah. Eyvallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhillezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezîne âmenû ve amilus salihâti ve zekarullâhe kefîran ve entasarû min ba'di mâ zulimû ve seya'lemû lezîne zalemû eyye munkalebin yenkalibûn. Şuara suresinin son ayetini okuduk. Şiir gibi büyük bir, yani Allah'ın ikramını hayra ve güzelliğe kullananların övüldüğü, tersine kullananların yerildiği, düzeltilmesi için müdahale edildiği bir mübarek surenin son ayet-i kerimesini okudum. Bir de arkadaşlar, müminlerin kölesinin, cariyesinin, yani siyasi ve ekonomik köle olan, el ayağa bağlı eski klasik köle fotoğrafları dahil, günümüzde köle gibi muamele gören müminlerin gerçekten ama Allah katındaki doğal izzetini, değerini, kıymetini anlatan, bizi bize tanıtan, kendimizi, farkındalığımızı bize hatırlatan önemli bir ayet-i kerime tercih ettim bu akşam gelirken. Niyesini biraz sonra söyleyeceğim inşallah. Ayetin metni şu, o da sureye Bakara'dan bismillah. Ve la tenkihul müşkat hatta yu'min ve le emetun mü'minetun hayrun min müşriketin ve le acebetkum ve la tenkihul müşrikine hatta yu'minu ve le abdun mü'minun hayrun min müşrikin ve le acebekum. Ülaike yed'ûne ilen nâr. Vallahu yed'û ilel cenneti vel mağfireti bi iznih ve yübeyyinu âyâtihi linnâsi leallehum yetezekkerûn. Müthiş bir ayet. Bir ayet-i kerimede nereden okuyacağız? Mevsim Ramazan-ı Şerif'tir. Ramazan-ı Şerif'in içinde bulunduğu tek ayet. O sözcüğün, o mübarek, muhterem kelimenin İçinde bulun tek ayet. Bismillah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ila âhir ayetil kerimeti. Yani ayetin sonuna kadar okumuş kabul etsin Rabbim beni anlamına gelen bir ifadeyle bitirmiş olduk. Sadakallahul azîm. Ve kâle Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Mâ min ahadin yemûtu illâ nedim ilâ âhil hadîs. Sadaka Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Terahhum kul ibâde ve nisâye hakka gidelim. Cemal-i bâkemâne seyredelim. Allah-u Teala Hazretleri'nin en sevdiği iş madem ki affetmektir, önce Allah bizi bir affetsin, kurban olduğum Allah. Sümbül Efendi, Sultaneyn, Sarı Sıdıka diye de malum meşhur olan mübarek zevatın Osmanlı kalıntısı, yeraltı zenginliklerimizi oluşturan bu güzel, Rabbisinin rızasını kazanmada bizden bir adım önde, maşallah dünyayı da ahireti iyi değerlendirmiş bu kıymetli ekip hürmetine Allah-u Teala bizleri affeylesin inşallah. Çoluk çocuğumuz da hakeza. Ramazan-ı Şerif'i dalgınlıkla farkında olamayan insanlar var.
hangi ayda, hangi mevsimde olduğunu henüz hatırlayamamış, ayılamamış sarhoşlar var. Allah onları da tatlılıkla ayılsın. Kafalarını tahtalı köye toslamadan, eyvahlarının para etmediği, üzüntülerin hiç önemsiz olduğu, ki şimdi üzüntü bile, eyvah bile, bir yürek çızırtısı bile affa sebep oluyor. Gerçekten öyle. En nedametü tevbetün demiş mübarek Peygamber Efendimiz. Herhangi bir insan yapması gereken bir işi yapamasa, yasak olan bir işe düşse, bir gönül kırsa, bir olmaza imza atsa ama o anda yaparken işte dalgınlık, gafletin derinliği. Fakat yaptıktan sonra yürekte bir cayırtı kopsa diyor Peygamberimiz, Allah onu tövbe sayıyor. Ben nasıl yaptım? Bir Müslümana yakışmadı bu iş. Ya. Kurban oldum, çok üzgünüm. Törenli bir şekilde estağfurullah ile Allah-u Teala kapısını tıklatmasa da yürekteki o cızırtı bile, iç üzüntüsü bile pişmanlık haleti ruhiyesine bürünmesi, mahcup bir eda, yani süt dökmüş kedi gibi derler ya, veya bir suç işlemiş çocuğun böyle masum babasına bakışı vardır, bilirsin öyle, böyle bakışı vardır, anne dövme baba lütfen falan der, kulun da Allah'a öyle bir pozisyonu vardır, Allah'a istemezdim böyle bir durum, çok üzgünüm doğrusu gibi, böyle bir psikolojiyle Allah'a dönmesi bile tövbedir. İşin törensel kısmı ayrı, daha derinliği, gözyaşısı ayrı, ne bileyim değerli insanlardan bu işin tamamlanmasını dua istemek, o işin ayrı boyutu. Ama ahirette tüm dünyanın üzüntüleri sizin tepenizde olsa, tüm dünyanın sıvı maddelerini öldükten sonra gözyaşı diye süsseniz hiç önemi yok. Burada bir damla gözyaşı cehennemi söndürüyor. Burada bir kuruşlar, bir liralar iş bitiriyor ama hesap kitap kapandığı için Allahu Teala Hazretleri yani başımızı toslamadan evvel tatlı bir toparlanış nasip eylesin. Zaten hadis-i şerifin, yani bugün cenazeye katıldığım için sevdiğim, değer verdiğim, dünyalı zayıf ama ahiretli ve insaniyeti iyi bir garibanın cenazesine katıldık. Bugün Allah rahmet eylesin, mekanı, makamı cennet olsun. Tam sahura kalkmış, ağzı ağzını yıkamış, çoluk çocuğunu çağırmış, helallik vermiş ve almış. Bir dedecik. Ondan sonra da niyet ettim oruca dedikten sonra sabah namazını kılmış, yığılmış. Öğleye gelenler buz gibi ayağını, çenesini bağlamışlar, gömmüşler. Ya gidiş o gidiş. Oruçlu gitmek ne güzel bir olay. Peygamber Efendimiz bir mübarek haç seferinde tam böyle şeytan taşlamaya gelirken daha evvel problem yaşadığı devesi üstündeki ihramlı hacıyı bir ters punduna getirerek kayalıkların üstüne atmış, boynunu kırmış öldürmüş. Devekini derler ya, Allah korusun. Bazı unutmayan kindar tiplere yani devekini var bu adamda falan derler. Deve pek unutmazmış. Onun intikamını gününü gelince alırmış. Neyse o mübarek sahabe altta bir peştemal gibi beyaz havlu, üstte havlu, bildiğiniz ihram giysisi. O elbiseyle beraber boynu kırıldığı için olay yerinde Allah'a kavuşmuş. Sevgili Peygamberimiz ne dese beğenirsiniz? Demiş ki zaten kefeni hazır. Kefeni hazır. Yıkayın ve ihramıyla gömün. Arkadaşınız yarın diriltirken beraber söylüyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek diyerek dirilecek demiş. Vallahi böyle. Oruçlu dirileceksin. Secdede dirileceksin. İhramlı lebbeyk derken dirileceksin. Cephede Allah 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 diye Hazreti Hamza gibi öldün, şehit düştün. Allah 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 diye dirileceksin. Elinde zikir tesbihi, bir tane Vanlı teyze vardı, bizim Fatih Draman'la çarşamba rampasında otururlardı, Vanlı teyze. Yaşlı bir kadıncağızdı, kocası da böyle emekli iki büklüm, etleri erimiş, yağları kaybolmuş. İki büklüm bir demik yani kemikle beraber deri kaplaması. Hallere gider, hanım ve erkek kurslarına çok uygun fiyatta halde sabahın nurlu saatlerinde alıştırış yapar. Milletin maliyetini en düşük şekilde hallederdi. Fakirdi kurs
Bu zaman maşallah 5 yıldızlı, 7 yıldızlı kurslarımız var şimdi. Çok güzel binalarımız var. Allah içeriği de kalitesin inşallah. Ben hiç şikayetçi değilimdir. Yok eskiden şöyle eski Ramazanlar, eski 40 ağaç kavunları, eski şunlar, eski bunlar. Antika gibi konuşuyorsunuz. Eskinin de Kerbelası var. Eşkıyalar almış başını gidiyordu. Yeninin de eşkıyası var. Yeninin eşkıyasına terörist diyorlar. Eskiden eşkıya diyorlardı. Yeninin de evliyası var. Vallahi içimizde ne sümbül efendiler var. Kusura bakmasın, hürmet ederim de. Ne sultanlarımız var. Oh, ne Veysel Karanilerimiz var. Ne Rabiatül Adev. Vallahi billahi Allah var. Cennetinin de müşterisi var. Cehenneminin de var. Bir noya oynayan Müslümanlar da var. Cehennemin dibine dolu düzgün nefes almadan gidecek çılgınlar da var. Onun için yani eski yeni böyle şeyip de ayrıştırmaya girmek de doğru değil. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi mübarek kursların ihtiyacını görüyor. İkindiden sonra da hanımı bir iki ihtiyar. Çorbayı koymuş, basit bir yemek yapmış. Kadıncağızın da prensibi ikindi namazını kıldıktan sonra bir tesbih dolusu yani 100 kere Sübhanallah ve bihamdih demeden seccadeden kalkmazmış. Prensip meselesi arkadaşlar. Prensiplerinizi kimse adına feda etmeyin. Güzel prensiplerinizi, alışkanlıklarınızı lütfen deyin uygulayın. Çekinmeyin, riya olmaz. Yaptığınız güzellikleri utanma belası yapmamak da riyakarlıktır. Görselliğe yönelik çalışıyorsunuz. Yani insanlara gösteriş amaçlı görsünler de yaptığınız şey nasıl riya ise standardınızı başkalar adına bozmak, saklamak da riyakarlıktır. Ya ben bunu yapıyorum, prensibimdir. Rutinim benim, alışkanlığım, doğalım. Günlük yaşamda yemekte sonra çay içer mi bir şey. Onun için saklamak yok. Kadıncağız ki biliyorsunuz فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ayetiyle de sabittir ki Peygamberimizin tavsiyeleri, takviyeleri ayrı bir güzellik. Aman kullarım gün doğmadan batmadan Yüce Rabbinizin adını hamd ile anın, tesbih edin beni, göreyim sizi. Gafillerden olmayın, cahillerden olmayın, dalgınlardan olmayın. Benimle irtibatınızı zikirle sürdürün. Gönde ben, elde ben, dilde ben tabiri caizse. Bu ayet uyguluyor. Tesbih elinden düşmüş. Sonra kocası Abdullah Efendi baksa ki hanımın elinden tesbih düşmemiş. Yani hanım ahirete düşmüş. Sübhanallah ve bihamdih derken böyle çorba kaynıyor. Kurslara alışveriş yapan Abdullah Efendi solda bekliyor. Nenecik Sübhanallah ve bihamdih diyerek dirilecek. Sen çıstak hale dirileceksin. Koptironamla dirileceksin. Böyle neye bakıyorsan, neyi seviyorsan öyle kilitlenip dirileceksin. Çok özür dilerim. Türkiye'de sevmediğim yayın politikası, din düşmanlığı, marifet sayan, sürekli Hacı Hoca takımıyla da alay eden, onları elinden zımbalamaya çalışan bir yol haritası olan, yani yerlama yabancı kafalı bir gazetenin tam orta sayfasında üzücü bir haber okumuşum. Tam buna 27 sene oldu. Aldığımdan değil, bir arkadaşın müessesine gittik. Çay içerken orada bir ortası açık kalmış. Çok üzücü bir haber. Filancanın hanımıyla filancanın kocası buluşmuşlar. İyice içmişler. Ayılmak için de böyle şekersiz bir kahve içelim demişler. Kahveyi cezveye koyup kaynatırken taşmış. Taşan kahve tüpü söndürmüş ama kapatamamış. Onlar da yarı sarhoş olduğu için sızmışlar. Öyle o gazın kış mevsimi kapalı her taraf yayılmasıyla yavaş yavaş ölüvermişler. Başkasının kocası, başkasının karısının koynunda. İkisi de böyle donmuşlar. İtfaiye kapıyı kırarak girmiş. Hiç elbise yok üstlerinde. İki tane asılmış ceset. Öyle dirileceksin. Soracak bu karı kimin? Filancanın nikahlısı. Sen kimsin? Filancanın kocası. Getirin pisliği, getirin. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَب۪يلًا diyor Allah. Zina mı dediniz? Ağzınızdan yel alsın.
Aynen böyle. Ağzınızdan niye alsın? Yanaşmayın bile. Yapmayın demiyor. Güzel. Kur'an'la zina yapmayın diye böyle bir dayatmayı göremezsiniz. Mümini tanıtırken ya mümin zina yapmaz canım diyen ayet var. Ve la yeznun sureyi Furkan. Öyle benim mümin kulum zina etmez canım. Olur mu öyle şey? Gibi böyle bir tepki var. Zinayı yasaklayan ayeti arkadaşlar semtine uğra mayınla görürsünüz. Zaten mayınlı tarlaya girdi mi patlarsınız. Karşılıklı cinsel uyanma olduktan sonra diyor Peygamberimiz insanın aklının üçte ikisi kontrolden çıkar. Kontrolden çıkan araba insanları ve araçları hayvanları biçtiği gibi. Allah o zemini size oluşturmaktan sizi alıkoymaya çalışıyor. Sakın ola ki diyor Allah öyle bir ortamda olmayın. Zerihalara yanaşmayın. Herkes Yusuf değil. Hapislerde çürüme pahasına yapmayacağım bu işi diyen insanlar azdır kardeşim. Onun için bakın o vaziyette gitmek ne kadar kötü ve seve ne çirkin diyor Allah. Ne iğrenç bir şey. Allah söylüyor kardeş kusura bakmayın özür dilerim. Yüzünüze gül suyu. Oruçlu, namazı, niyazı, teravihli kardeştir. Zina mı dediniz? Sakın ha. Ağzını yel alsın. Duymak bile istemiyorum. Semtine yanaşın. Arkadaşlar takrabu, kurbiyet semtine yanaşmayın. Çok çirkin bir fiil. İğrenç bir tarz. İğrenç. Yaz geliyor. Yaz bekarları çoğalacak. Kim kime dumduma, internetin olumsuz fonksiyonları arasında ayartma cihetleri de var. Şimdi arkadaşlar ayıplara bir kayıp koydular. Günah veyahut da utanç verici bir şey de kabul edilmiyor. Bu zaman var ya tam imanın konuştuğu zaman. Örfler, adetler, baskodaklar, utanma psikozu bitti bunlar kardeş. Bugün iman konuşuyor, iman. İmanlıysa yapmıyor. İmanlıysa yapıyor. İman konuşuyor, iman. İman konuşuyor. Allah'a olan hesap duygusu konuşuyor. Kabire inanmanız, mahşeri sıratı, cehennemi kabullenmeniz konuşuyor. Sizi zapt eden tek şey kaldı, o da iman. ABS yok, SRS yok. Fren bire patladı arkadaşlar. Artık imanı zapt ediyor. Eskiden yani büyüklere saygıdan, küçüklere sevgiden bahseden bir klasik yapı vardı. Yani ayıp olur diyen bir düşünce vardı. Şimdi kendi çocuklarımız bile evimizde ayak kaygısına atabiliyor. Biz geldiğimizde böyle yatarken evlatlarımızı rahat bir fotoğrafla. Ben şahsen çoluk çocuk kaldırmadan yana değilim ama böyle bir baskıcı bir tip değilim. Oh gel keyfim gel. Dolayısıyla sizi ancak iman zapt ediyor. Nereden geldik buraya bakın. Allah-u Teala Hazretleri arkadaşım. Zinanın semtinde seni görmek istemiyorum. O vaziyette ölürsen o vaziyette dirilirsin. Yapma yapma. Diğer haramlar da öyledir. Diğer günahlar da öyledir. Ezan okundu mu vaktinde kıl kardeşim. O ezanı vaktinde ölürsen kılmazsan sıkıntı çekersin. Bu yüzden mübarek peygamberimiz ahabbul amali ilallahi assalatu li vaktiha Allah'ın cümle ibadetleri şöyle Allah sıraya dizmiş. En sevdiğim demiş. Vakti girer girmez kılınan namazdır demiş. Hayya ala sala diyor ya haydi namaza geldim Allah'a fekle diyorsun. Ezan bitiyor başlıyorsun. Allah'ın sevdiği bir iş arkadaşlar. Siz de böyle düşünürsünüz. Yani gerek evlatlarınız gerekse memurunuz gerekse elemanlarınız gerekse bir dostunuz arkadaşım. Misafir olduğun yerdeki size hizmet servis sunan insanlar yani lep demeden leplebi anlasalar demeden hemen hizmeti sunsalar veya der demez anında görüntücü olsalar hoşunuza gider. Sevginiz artar değil mi ona karşı? İlginiz artar, iltifatınız artar, hakkında güzel konuşursunuz. Allah'ı öyle düşünün biraz ya. Daha üst, daha mekandan münezzeh ve denk ve eşi benzer olmayan tarzda. Değil mi? Hayya alessalâ der demez esas duruş çeken kulağa diyor ki Peygamberimiz Allah'ın en sevdiği işi yaptı. Sonra anne bana hizmette ikinci puan aldın. Ondan sonra bir puan daha var cephede kükürüyen aslansın. Ah çok büyük puan aldın. Güzellikleri sıralarken böyle sıralamış mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar son fotoğrafa dikkat edelim ki ön orta fotoğrafla da güzel yapmaya çalışalım. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayretsin. Demiyorum sadece ha
başını da hayretsin, ortasını da hayretsin. Yani hayırsız başlayan bir hayat, hayırsız devam eden bir hayat, son dakika golü gibi 90 dakikada sahaya giren bir oyuncu olmayacaksın. 90 dakika adam gibi koşturacaksın. Ha, 90 dakika güzel olsun. Seyahatini güzel yap. Evet, aracınızı garaja sağlam park etmek önemlidir. Ama evden çıkışınız, gezmeniz, tozmanız da önemlidir. En son sağ salim geldik ya şükür demeniz daha önemlidir. Tamam mı kardeşlerim? O zaman ahiret ölçütleriyle bir değerlendirmeye girdik. Ondan buraya kadar geldik. Yani insanın son hali, Allahu Teala Hazretleri başımızı, ortamızı, sonumuzu hayretsin derken özellikle son nefesimizi imanla Allah'ımızın adını severek haykırdığımız vaziyette, onun sevdiği bir fotoğraf, sevdiği bir kare, sevdiği bir ortam içerisinde imanla, şehadetle gitmeyi nasip etsin. Allah rahmet eylesin. İmam Rabbani bir değerlendirme yapıyor da, ünlü bir alim, Allah dostu, dönemin hem ilmiye sınıfında hem de böyle gönül ehli olma bakımından Sümbül Efendi gibi versiyonu işte, bir mübarek zat. Kendisine demişler ki cuma günü duanın kabul edildiği bir saatten bahsediyor. Peygamberimiz şahsen siz demişler. Hocam siz mübarek zat, o saati hissetseniz, Allah size hissetsin, tam bu saat duanın kabul edildiği saattir diye bir his gelse ne dua edersiniz? Demiş ki ve teveffene mal ebrar ayet aklıma geliyor da demiş. Allah'ım beni iyi kullarınla beraber öldür. Gibi değil bak, beraber. Maiyet ma'a. Ve teveffene canımı al, canımızı al özür. Ma'a beraber el ebrar. Cennete doğru dolu dizgin, aşk ile koşan, hesabını Allah'a yapan, hesabını Allah'a tutan, pırıl pırıl iyilerle beraberken ölmek isterim. Ayet, Sure-i Ali İmran. O şahsa demiş ki Allah'ım demiş, gönlü ak, sözü pak, ameli salih, ahlakı kaymak. Yaradan razı, hak memnun. Böyle bir kalitenin insanı ayıklayan, vakumlayan, adamı adam eden, insanı kamil eden bir Allah dostunun sohbetinde kendimden geçmişken Allah diye ölmeyi düşün. İsterim Allah'tan demiş. Kendimden geçerek Allah diye ölmeyi isterim. Tebessüm ettiğiniz konu Emin Sarı Çocuk Efendi bir aşk hikayesi anlattı. Arkadaşlar Allah aşığı, gözlerinden yaş eksik olmayan, ağzından bal damlayan, yüzündeki nura bakamayacağınız bir aşık, arifi billah, büyük bir alim, Irak'ta bir gün bir muhabbetullah üzere bir konuşma yapmış. Yaptığı sohbette konu Allah aşkı. Öyle bir işlemiş ki ya, insanlara sözü de öyle bir işlemiş ki, konuyu öyle bir işlemiş ki, o aşığın da sözü, yüreği temiz. O zaman ne var? Yani yok çalgı yok, pop trinom yok. Gıdalarda karıtık, katışıklık yok. Domuz, ne bileyim kasaplık hayvan değil vesaire. Ne bileyim böyle ürünlerde elinizde ektiğinizi, diktiğinizi, sağdığınızı, ördüğünüzü, ne bileyim dokuduğunuzu giyiyor, kullanıyorsunuz. Doğal bir hayat. Devlette İslam hükümlerine evet demiş. Başkan da dindar bir başkan maşallah. Orada ona göre Mehmetçiğin kralı. Böyle bir ortamda herkesin maşallah mümkün mertebe. Toplum da temiz bir toplum. Allah aşkı da mevzu olunca tam 35 tane insan dayanamamış, çatlayarak ölmüş vaazda. Dayanamamışlar ya. Dayanamamışlar. Ben şimdi gök gürültüsü gibi bağırsam da fayda etmiyor, yıldırımı çaksam da fayda etmiyor. İliklere kadar haram işleyen insanın o vücudu yanacağı için tesir etmiyor. Ya öyledir öyledir. Küllü lahmin enbetet hüssuhtü fennâru evlâ bih demiş güzeller güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Haramın beslediği ve geliştirdiği vücut yanacak demiş. Onun için siz olun. Alın terinizi sıyırmak yetmez. Aldığınız üründe katkı maddelerin helal olmasına dikkat edin. Mümkün mertebe işinizi zahiri, görsel çerçevede, kimsenin görmediği, Allah'ın takip ettiği manada mümkün mertebe helallara uygun şekilde yaparsanız şu nazik ve naren vücutlarınız yanmak yerine cennette bir gül fidanı olur.
Cennette bir gül fidan olur arkadaşlar. Dikkat edeceğiz inşallah. Allah sonumuzu hayretsin. Burayı şöyle bir bağlayalım. Vakit sorunu yaşamayalım. Ezandan sonra konuşan hatip kötü hatiptir derler. Eyvallah. Arkadaşlar mübarek peygamberimizin Cami-ü-Sagir isimli o mübarek Suyuti Hazretleri'nin rahmetlinin kitabında Allah önümüze koymuştu. Ölüm biçimiyle alakalı Allah'ın en sevdiği fotoğraftan bir fotoğraf ama son fotoğraf bu olsun. Ahabbul amali en temute ve lisanuke ratbun min zikrillahi azze ve celle. Allah'ın en sevdiği son görüntü sendeki. Yani hayat boyu Allah artı gördü, eksi gördü, tatlı gördü, acı gördü, güzel gördü, çirkin gördü. Bir sürü karelerimiz var işte. Bunlar toplanınca cennete, cehenneme karar veriliyor arkadaşlar. Ağzımızdan çıkanlar, yaptığımız hareketler, verdiğimiz tepkiler, tercihlerimiz, bir hayat boyu hani yaşadığımız amel defteri dediğimiz çalışma programlarımızın yüklendiği bu defterde bir harmanla yapılıyor. Artı eksi puanlara artı çok olunca cennete gidiyorsun. Bismillah. Femen fekulet mevazinuhu fevlekum müflûn. İş zor değil. Ben herkesin anlayacağı fitten gidiyorum. Ne derin ne bulut ötesi. Ramazan-ı Şerif'teki cemaat karma ekonomik model cemaattir. Mevsimlik hoş geldiniz dediklerimiz olduğu gibi yani demirbaş bu caminin ana arterleri de var. Köşe taşı gibi sağlam elemanlar da. O yüzden yani orta şey dinleseniz faydalı olur diye düşünüyorum. Bakın kimin diyor Allah ibadeti, iyilikleri, hizmetleri, hayırları fazlaca gelirse kurtulur. Demek ki insanın arkadaşlar iyi olmayan tarafı da olacak. Şimdi cenazeye gelindiği zaman size soruyorlar ya bu adamı nasıl bilirsiniz? Ya o adamın iyi bildiğim taraf var, kötü bildiğim taraf var. Ben kötü bildiğim tarafı Allah'ın affına veya cezasına o Allah'a kalmış bir konu. Oraya ben burnumu sokmam. Ben en iyi noktası içtiğim çayına bakarım. Son tebessümüne bakarım. Veya bir fakire yapmış olduğum bir kıyağa bakarım. Veya camide beraber omuz omuza kıldığımız son namaza bakarım. O kalemden dalarım derim ki iyi adamdır. İnsanoğlu hakkında tam notu ne melekler ne peygamberler verir. Sadece Allah verir. Cennetlik diyecek olan da Allah, cehennemin dibine diyecek de sadece Allah'tır. Peygamberlere hürmetimiz, meleklere canın saygımız baş tacı, sorun yok. Ama insanların iyi olmayan tarafları da var. Bu yüzden ben 28 Şubat Kayabaşı sürgününde Diyanet takviminde şöyle bir güzel evlilik hukukuyla alakalı bir konu işleniyormuş da ona o araya bir hadis-i şerif bulmuş sağ olsun o hocalardan birisi. Diyor ki eşlere sesleniyor Peygamberimiz. Eşler, hanımlar veya beyler, eşinizde sevmediğiniz, hoşlanmadığınız taraflar da vardır tabii ki diyor. Ama dikkat edin, sevdiğiniz, hoşlandığınız taraflar daha fazladır, idare edin diyor. Peygamber Efendimiz böyle derken Allah-u Teala kocalara da gelini koluna takıp ilk defa damat olduğunuz arabaya binerken sizin kulağınıza bir şey diyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki bana bak delikanlı, hadi Mesut Bakhtiyar olasın da diyor. Rabbin olarak senden bir şey istiyorum. Ve aşiruhune bil maruf, lütfen hanımınızla hepinize seslenir için hanımlar diyeceğim. Bu hanımlar sözünden yanlış bir tepki istemiyorum. Yani burada bir topluluksunuz. Sizin erkekler ve hanımlarlar ekiyle konuşuyoruz. Hanımlarınıza diyor lütfen benim hatırıma, ben Rabbinizim ya, ben sıfırdan sana tertemiz mis gibi hanım verdim işte, yarattım. Ayşe ile Osman'dan sana fasonu ürettik, önünüze koyduk. Bu hanımı götürüyorsun şimdi sen evine. Mesut Bakhtiyar olsun. Ama diyor Allah-u Teala lütfen ya benim hatırıma iyi davran. Vallahi böyle. Ve aşiruhunne ayet. Bil maruf. Hanımlarınıza çok güzel davranın. Kurban oldum Allah ve onun biricik peygamberi. Orta şekerle dinlesek var ya. Dünyadayken de yanaklarımız tebessümlü olur. Ölünce de kahkahayla cennete gireriz. Hanımlar ayrı motive ediyor Allah. Namazını kılıyorsun. Evet ya Rabbi. Ya, özür ya Resulallah. Oruç zaten şükürler olsun tutuyorum. Tesettürüm elimden geldiği kadar namusumu da koruyorum. Helal arama dikkat ediyorum. Bir de diyor kızım son madde şu. Kocanı da mutlu edersen, memnun edersen aynen mübarek arkadaşım Hazreti Ebu Bekir gibi cennetin dilediğin kapısından girebilirsin. Hanımı da böyle motive ediyor.
Çocukları ayrı kazandırıyor, büyükler ayrı, siviller ayrı, asker ayrı, fakir ayrı kazandırıyor, zengini. İslamiyet hepinizin kazanç kaynağı, ekmek teknesi. Çöldeki de kazanır, metropoldeki, köprü altında tekerekan, roman da kazanır. Onlara bir lira para veren de kazanır. Bu İslamiyet'e kayıp yok. Kayıp ne? Günahlarınız, gönüllü yaptıklarınız, yanlışları kastettim. Kayıp ne? Allah'ın verdiği ödevlere, görevlere 24 saat geçiyor, hafta geçiyor, ay geçiyor, sene geçiyor, ömür geçiyor, Allah'ın dediği olmuyor. Kayıp budur. Kayıp nedir? İnsana, hayvana, tabiata yaptığınız haksızlıklar, zulümler. Öbür türlü ne boydan kaybın, ne kilodan kaybın var. Ne kusam ekonomik durumdan, ne bilgi, kültür seviyenden kaybın veya karın var. Ne kadınlığın, ne erkeğin, ne renkten, ne tondan, hiçbir şeyden kaybetmiyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kaydınızı yaptırdın İslamiyet'te. Farzlar, vacipler, sünnetler kırla gidiyor. Ahlakınız maşallah mis gibi insanlardan olumlu tepki alıyor. Helal arama dikkat diyorsunuz. Hakkuk arıya diyorsunuz. Niye cehennemlik olasınız ki ya? Cehennem aslında arkada o kötü hapishane. İrkilliğiniz, o ateş yuvası, vallahi orijinal yapılışını ben anlatayım mı? Bir kelimede orijinal yapılışını niye yapıldı, niye var diye sorsanız tek kelimeyle cevap alırsın Kur'an'dan, Sure-i Âl-i İmran'dan. Bismillah. Üiddet lil kafirin, Allah'a hayır diyenlerin yeri ya cehennem. Sen niye varsın orada? Ha, senin de yaşam karelerinin bazı kısmı o Allah'a hayır diyenlere benzer için geçici tutuklamayla. Sen, onlar cezaevine gidiyor, sen tutuk evine gidiyorsun. Tutuklanıyorsun, bir iki tane cızırt olacak orada, kusura bakmayın. Biraz cayırt olacak. Yani kafire benzediğin kalemde biraz cayırtı, cızırt olacak. Kusura bakma orada, tamam mı? Benzemeyin. Hatta mümkünse verdiğiniz poz bile benzemesin ya. Görseniz bile benzemesin, tepkileriniz benzemesin. Ben 1989'da ilk defa İngiltere'ye gitmiştim. Böyle bir hizmetle gittik ama gezdik, tozduk arkadaşlar, sağ olsunlar. Baktım Kıbrıslı Türkler, Türkiye'den çok önce gelmiş, orada doğmuş çocukların jestleri, mimikleri, tepkileri tam bir İngiliz kültürüne asimile olmamış ama benzemişler. İster istemez o okullarda okuyorsunuz, aynı araçlarda seyahat yapıyor, aynı takımlarda oynuyor, aynı mahallede komşusunuz, bir benzerlik oluyor. Ama bizim Türkiye öyle değil ki maşallah. Ezanlı ülkedeyiz, Kur'an ülkedeyiz, bak değil mi, Ramazan ülkedeyiz, minareler yanıyor, hacılarımız, hocalarımız elhamdülillah, yani fotoğrafımız onlar gibi değil. Bu yüzden bizim görüntümüz bile inşallah mümkün mertebe özümüz, sloganımız, davranışlarımız, şeklimiz, şemalimiz hiçbir zaman cehennemin dibini boylayacak kafirlere benzemeyecek. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun naru ayeti önümüz olacak. Bak ben arkadaşlar oradan toplama araba gibi konuşmuyorum. Tane tane tat tatlı konuşuyoruz. Sakın ola diyor Allah Sure-i Hud. Zalimlere en ufak bir göz kırptığınızı görmeyin. Gözünüzü çıkartırım derseniz. Rükün en basit bir ilgi demek. En basit odaklanma demek. Meyil demek, ilgi demek, alaka demek, sevgi demek. Gidin bakın kardeşim, bize bağımlı olmayın, siz biberon çocuğu değilsiniz. Biz burada bildiklerinizi beraber sesli bağıra çağıra düşünüyoruz bir daha. Zalimlere, meyledenlere sesleniyorum. Yakarım, yakarım diye yakarım seni. Onu yaktığım gibi yakarım. Kimse de yardım edemez. Benden başka dostunda yok. Zalimi sevmek yok. Ejderhalaştırmak yok. Zalime zalimsin demeye demeye başınıza öyle bir bela olur ki bir daha ne duanız ne bedduanız beş para etmez. Zalime meyil yok. Nereden geldik? Geliyoruz, geriye topluyoruz arkadaşlar. Mübarek Peygamber Efendimiz son nefeste Allah-u Teala'nın en sevdiği son kare, hayatın bütün kareleri güzel olsun dedik değil mi? Yani gençliğimiz, orta yaşlılığımız, ihtiyarlığımız, binanın tuğlaları düpdüzgün. Bak cami restore edildi, ellerine sağlık, ne güzel oldu. Mis gibi ağaç kokuyor, mis gibi yeni halı kokuyor. Yeni arabalar da hani naylonlu oluyor ya koltuklar. Yeni arabanın kokusu bir güzeldir böyle hani. Naylon maylon ama güzel kokar. Bu cami de böyle kokuyor, mis gibi. Arkadaşlar, kardeşler, bacılar. Hayatınızın her bir karesi ama özellikle diyor Allah'ın Resulü. Allah'ın en sevdiği son. Velisenüke dilin. Rabbün rutubetli, ıslak olacak. Neden? Min zikrillah. Allah'ın zikrinden ıslak olduğu halde Allah diyerek Allah'a kavuşmandır. Son nefeste bunu diyen gözünü cennete açar. Bir müjdem var. Bu
pazar sabahı sohbete devam eden cemaat, yani buradaki güzeller daha iyi bilirler. Orada bir ufak hatırlatmıştık bu seneki sıralı dersimizde. Mübarek peygamberimiz önce anne babalara, ebe dedelere, evin büyüklerine veyahut da ebe hanımlara, doktorlara çocuğun doğumu ve sonrası ilgilerini kesime diyor ki, bebeklerinize, çocuklarınıza ilk önce ilk hecelerinin Allah olmasını öğretin diyor. Yani çocuk ağzını açtı, ilk defa konuşuyor. Ah, 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 Allah diyemez tabii sizin gibi. Ah, 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 ah diyor. Papağan gibi bir şey. Yavaş yavaş konuşuyor. Bebeklerinizin ilk hayata başlayışları lafzatullah olursa, Allah lafzıyla başlarlarsa, yaşadılar, yaşadılar, düştüler, kalktılar, günahıyla, sevabıyla, gözyaşıyla, sevinciyle bir ömür bitti. Sıra geldi artık dünyaya el sallamaya. Azrail de vurdu darbeyi, Allah diye öldü. Hayata Allah diye başlarsanız, hayatı Allah diye bitirirseniz, arada 1000 yıllık ömür sürseniz, Allah o günahları sormaz diyor. Zaten arkadaşlar bu insanlar bakmayın böyle şişirme, uçuk yaşamazlar. Hayat Allah diye başlatan çocuğun terbiyesi de ona göredir. Ana anlıyor, baba anlıyor, dede anlıyor, büyük anne, büyük baba anlıyor o işten. Ona göre yapılandırırlar, ona göre şekillenir. Formatları ona göredir. Formatları tevhide göre, 6666 ayete göre, Hazreti Muhammed'e ve sünnetine göredir. Ehlullah'a göredir. Onların formatları, fabrika ayarları öyledir evvelallah, değil mi? Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Yarılamaya çalıştığımız Ramazan-ı Şerif'i çok bereketli kılsın. Ramazan-ı Şerif'te gönlünüz huzurlu olursa, ibadetlerde doyurucu olursa, böyle namaza özendiğiniz, orucu posaya çevirmediğiniz, orucu dolu dolu, gözler oruçlu, ağız oruçlu, kulak oruçlu, organlar oruçlu, tepkiler oruçlu. Çok üzgünüm, bir araba park yüzünden o iki oruçlu insan birbirine girmiş, birisi silah çekmiş, öbürü bıçak çekmiş. Ne üzücü işler. Oruçlu insanlar diyor peygamber, hastalara dikkat edin diyor. Onların agresif davranışları diyor anormal değildir. İnanın hadislerde Allah bana rast getirdi işte. Oruçluyla diyor hastanın diyor günahına bakmayın diyor. Çünkü ikisinin de diyor durumu normal değil. Birisinin yat kalk düzeni değişti, yeme içme alışkanlıkları vardı, uygulayamadı. Hele bazı özel tiryakilerin hele durumları çok daha agresif oluyor. Başka zamanda olmayan şey oluyor. Hasta zaten hasta ya. Organlar normal çalışmıyor. Doktorlar ve sağlık personeli biraz daha bu hadise dikkat etmesi lazımdır. Oruçlu insanın da arkadaşlar, evet oruçluyken halim, selim bir yapı olması daha uygunudur. Ama tepki ortamlarında da peygamberimiz bunları bildiği için kulaktan şöyle tatlı çekiyor. فَلْيَقُلْ اِنِّمْ مُنُ سَامِنْ Aman diyor, ben bir peygamber olarak size öğüt veriyorum. Şunu dikkatle takip edin. Olur ki birileri sizi zorlar, moralinizi bozmaya çalışır, kavgaya çekmeye çalışırlar, sahaya çekmeye çalışır, tatlıca sıyrılın oradan diyor. Ben oruçluyum ya, iftarda çok az var, lütfen üstüme gelmeyin deyin. Ünlü bir alime demişler ki, hanımla kavga ettiğimizde ne yapalım demişler. Ünlü bir alime, hanımla kavga ettik ne yapalım? Oğlum demiş, ceketinizi veya cübbenizi ne giyiyorsanız, ceketinin cübbenizin sağ kolunu evde giyin, sol kolunu sokakta giyin demiş. Hanımla kapıştık, evde bir gergin bir ortam, bir gerilim politikası var, ortalım birden gerildi, fırtına esti yok yerden. Ne yapalım demişler, demiş ki oğlum ceket veya cübbe ne giyiyorsanız sağ kolu evde giyin demiş, sol kolu sokakta giyin demiş, hadi güle güle. Kardeşim oruçta bu tür şeyler olur ama mümkün mertebe tepkinizi oruca zarar vermeyecek şekilde vermeye çalışın. Sahurda iki rekat çık namaz kılın. Hele de iftarda kimseyle konuşmayın. En resmi, en devlet iftarı, en kallavi adamların bulunduğu iftarda bile yetkililere veya önemli zatlara deyin ki çok özür dilerim. Çocukluğumdan beri sürdüğüm prensim var. Ben ezana 5 dakikalık bir konsantre olurum, bir dua ederim. İzninizle lütfen. Bana müsaade eder misiniz dersin. Bu sofuluk veya farklı dindarlık anlayışı da değil. Bir tercih meselesi. Çekilin şöyle, koyu koyu dua yapın. Tam o esnada dua var ya, torba yasayla geçiyor. Evet Allah. Doluşturun, istediğin her şeyi isteyin. Hanımlar, sofrayı hazırlamak ayrı bir dert. Onu yemeği pişirmek, servise koymak ayrı bir dert. Hanımlar da öyle lütfen, orucunuzu karambolde bitirmeyin. Huzuru kalple, hem servisle meşgul, hem çorbaya karın, hem tabaklara koyun, hem gönlünüz ezanla bağlantılı. Ya Rabbi derken, inim inim inleyen orucun ve yasak olduğu Doğu Türkistan aklınızda olsun. Myanmar, Suriye,
sorunlu topraklarımız aklımızda olsun. Ülkemizin maddi manevi problemi aklımızda olsun. Kendi çocuklarımızın ayaklara kaydırıcı arkadaşlar. Görmez misin evlatları, torunları? Çok memnun musunuz? Şu Kur'an'a vurduğunuzda ahiret gelecekleri çok da parlak değil neslimizin. Bizim bile arkadaşlar camiye girip çıktığımız halde bu kadar sohbet muhabbette zor ayakta duruyoruz. Değil mi? Sallantılı gidiyor işler. Değil mi? İftar duasına çok özen verin. Evelallah. Ramazan'ı çok huzurlu geçirmeye çalışın. Kur'an ayında Kur'an bitirin. Ünlü bir hadis alimi dermiş ki hadis kitaplarını kapatır, öper, özür dilerim, fıkıh kapatır, tüm dini kitapları kapatır dermiş ki etel Kur'an, bu ay Kur'an ayı değil. Direkt Kur'an demiş. Kur'an geldi artık demiş. Biraz bekleyin siz. Her gün iki hatim yapar. 60 tane hatim bitirilmiş. Ünlü bir alim, dünyayı sallayan Malik İbni Enes radıyallahu rahmetullahi efendimiz değil mi? Mutlaka bir hatminiz olsun. Teravih aksatmamaya çalışın. Gönlünüz huzurlu olsun. Mutlaka cebinizde bozuk paracıklar olsun. Yolda isteyenler oluyor. Bonkerliğiniz bu ayda daha fazla peygamber her isteyene vermiş. Hem de peygamberimiz bir iki cümle daha lütfen. Elleri ayakları bağlı zincire getirmiş savaşçı gavurlar esir kafirlere, cariye veya kölelere hadi gidin diye atlaka kullesir. Esirleri bile bağışlar mı? Sen de hanımını, beyin, evladını, damadını, arkadaşı bağışlayacaksın. Ramazan geldi diye Ramazan atmosferine sokup barışmanın tam zamanıdır. Ramazan mübarek Ramazan deyin, o işi onur gurur yapıyorsanız o karambolde halledin, kapatın konuyu, gitsin. Okuduğum ayetin altyazısı sadece. İllellezine sabaru, iki cümle. Allah diyor ki İllellezine amenü, iman edenler, ve amilü salihati, İslamiyeti doya doya yaşayanlar, ve sabaru, dirençli çıkanlar, ve zekerullah kethiran, Allah'ı bol bol unutmamacasına zikredenler, unutmamacasına zikredenler, ve entasarru mimmel mazulimu, zulme uğradıktan sonra zalimin kafasını ezenler, belini kıranlar. Allah hepsinin belini kırsın, kafasını ezsin. Müslümanlara yapılan zulümlerin zalimleri kimlerse. O zaman diyor ki ve seyalemüle zalemu eyye munkalibin. Yani kalibun ümmet ayı olduğu için bu ayeti kasıtlı okudum. Ümmetin çok büyük problemleri var. Bu ayette böyle zulme ve mazluma yönelik ayettir. Zalimler çok sürmeyecek. Allah'ın kudreti ne büyük bir inkılapla alt üst olacaklarını görecekler diyor Allah. Oruçların ağız kokusu aslında iftara yakın şöyle bir elinizi, dilinizi elinize sürün bir koklayın. Çok itici bir kokusu var. Oruçların ağız kokusu normalde çok güzel bir koku değil. Şehidin teri, kiri, grileşmiş atleti yıkanmıyor biliyorsunuz. Yıkanmıyor. Teri, kanı yıkanmıyor. Postalı bile çıkartılmıyor. Savaşta olduğu gibi cenaze kılınıyor, gömülüyor. Niye? Allah yolunda terledi, kanlandı. Miski amber gibidir onun o giysisi. Şimdi bizim uygulamalarımızı konuşmuyorum ben. Orijinali konuşuyorum. Tenkit veya eleştiri değil. Direkt dümdüz konuşuyorum. Arkadaşlar oruçlunun ağası güzel kokmuyor aslında. Allah'ın bir sorusu var. Bununla bağlayalım. Bir soru. Niye aç kaldın? Allah'ım senin için aç kaldım. O zaman senin bu ağız kokun benim katımda miskamberden daha değerlidir. Mümin ibadette ise ağız kokusu değerli. Uykusu ibadet, nefesi tesbihtir. Müminler çok değerlisiniz. Değerinizi bilin. Kıymetli, sizin için bu dünya var. Sizden dolayı yaşıyor. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Son nefeste kamil iman konan şehadet nasip etsin. Hepinizin geri kalan ömrü çok bereketli olsun. Bu ayı kaçırsak da Kur'an elimizde, peygamber önümüzde, mübarek kitapla, mübarek sünnette güzel yol almak nasip etsin. Allah ülkemizin doğu ve güneydoğusunda da huzurlar versin. Terörün, kötü yönetimin kavurduğu topraklara da Allah-u Teala Hazretleri huzurlar, afiyetler versin. Vâhirü davâna enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. Sümmül Efendi Hazretlerimize civarındaki mübarekten geçmişleriniz Allah rızası için. El-Fatiha.